Anlatacağınız hikaye üzerine düşünüyorsanız size şunu önerebilirim. Ben genellikle bir film yapmaya başlamadan önce okuldayken şöyle yapardım. İstediğim herhangi bir yerde tatil yapabilseydim eğer nereye giderdim sorusunu kendime sorardım. Mesela Orta Çağ'dan kalma bir kaleye gitmek istiyorum. Burası hikaye anlatmak için çok havalı bir mekan olabilirdi. Yani illa da bir temadan ya da çatışmadan başlamanız gerekmiyor. Sadece doğrudan bir mekan seçin ve sonra da karakter hakkında onun ne istediği hakkında düşünmeye başlayın. Belki de bu kale çok sıkıcı olmaya başlar ve hikayeye kahramana saldırması için bir ejderha eklemeniz gerekir. İşte o zaman filminiz için yetenekli bir ejderha bulmanız gerekecek. Bundan sonra da zaten devam edebilirsiniz. Yani emin olamadığınız zamanlarda bırakın zihniniz tatile çıksın. Bazen kendinizin ne görmek istediğinizi, ne izlemek istediğinizi düşünmekte faydalı olur. Size şahsi olarak, "Aa işte tam böyle bir film izlemek isterdim" dediğiniz şey ne? İşte o filmi yapın. Mükemmel olmasa bile dünya üzerinde size özel bir şeylerin olması harika. Fikir, ilham ve yapı için diğer filmlere bakmak da iyidir. Ya da onların önlerine çıkan problemleri nasıl çözdüklerini görmek. Mühim olan her zaman içinizdekilere sadık kalmaya çalışın ve sizin değer verdiğiniz şeylerle devam edin. Ben Kaliforniya Sanat Enstitüsü'ne gittim. Bu okul Walt Disney tarafından özellikle animasyon sanatçıları için kurulmuştu. Ben de orada karakter animasyonu okudum. Orada öğrendiğiniz şeylerden biri şu. Evet, okulda alanında profesyonel öğretmenler çalışıyor ve bu harika bir şey ama gerçekten bir şeyler öğrenmek istediğiniz insanlar aslında öğrenci arkadaşlarınız. Onlar her günü beraber geçirdiğiniz, şakalaştığınız, komik olup olmadığınızı öğrendiğiniz ya da hikayelerinizi paylaştığınızda şu tarz durumları fark etmenizi sağlayan insanlardır. Sanırım buna pek gülmemiştim. Belki de hikayeyi biraz daha komik hale getirebilirim. Aslında bugün bile halen birbirimize sahneleri anlatırken bazen bunu dünyadaki milyarlarca insana göstereceğimizi unutur ve sadece yönetmeni ya da hikaye ekibimizi güldürmeye çalışırız. Çünkü günün sonunda aslında özünde hepimiz sadece hikaye anlatıyoruz. Bir hikayeyi başka birine anlatırken ben istemesem bile bir sürü başka fikir çıkmaya başlar. Bu şekilde hikaye hayat bulmaya başlar. Karakterler hayat bulur ve hikayeyi anlattığınız kişi de size ne düşündüğünü söyleyecektir. Bu önemli. Hem de size not vereyim, hem de bunu bedavaya yaparlar. Aslında bu kişiler hikayenizi ve karakterinizi daha iyi hale getirmeniz için size yardım ediyorlar. Bu yüzden herkese diyorum ki, eğer bir hikaye yaratıyorsanız ve onun daha iyi olmasını istiyorsanız, hikayenizi tekrar tekrar anlatmaya devam edin. O kadar kısa bir süre içinde o hikayelerin ve karakterlerin ne kadar iyi hale geldiğine şaşıracaksınız. Bunun için bir odanın içinde tek başınıza oturup, iyi mi oldu yoksa kötü mü diye düşünmenize gerek yok. Bunu size biri söyleyebilir. Sektörde çalışmaya devam ettikçe öğrenmeye başladığım diğer önemli bir şey de burada gerçekten inanılmaz sanatçılar var ve aradan nasıl sıyrılacağınızı bulmak için sürekli çabalıyorsunuz. Sanırım bunu yapmanın en iyi yolu insanların sizden ne istediğini düşünerek kaygılanmayı bırakıp sadece kendinizi yapabileceğiniz en iyi şekilde ifade etmek. Stajyerliğimde aldığım tüm tepkilerden ve portfolyoma aldığım geri bildirimlerden sonra zamanda geriye dönüp beni nelerin güldürdüğünü ya da kardeşlerimin yaptığı ve beni gerçekten çok güldüren şeyleri düşünüp onları çizimlerimde ifade etmeye çalıştım. Sonra insanlar bunları nereden bulduğumu sordular. Ben de onlara bunu ben bulmadım dedim. Bu aslında sadece bendim ve benim maruz kaldığım şeylerdi. Ve bu insanların ilgisini çekmişti. Daha fazlasını görmek istediler. Bunun eğlenceli, farklı ve yeni olduğunu düşündüler. O yüzden benim verebileceğim en iyi tavsiye hayatınızda sizi nelerin etkilediğini bulun ve bunu sanatınızda göstermeye çalışın. Bence Pixar gibi bir yerde işe girmeye çalışıyorsanız hatırlamanız gereken en önemli şey kendiniz olmak. Çok klişe geldiğini biliyorum ama gerçekten çok önemli. Elbette başarısızlıklar da oluyor. Yanıldığınız pek çok zaman oluyor. Bazı zamanlarda bir şeyin işe yaradığını düşünüyorsunuz ama aslında yaramıyor. Bunlar aslında bir hikaye anlatıcısının başına gelebilecek en önemli şeyler. Yani bir şeylerin yolunda gitmemesi. Eğer bir şeyler yolunda değilse, yapabileceğiniz tek şey daha iyi olmak istemektir ve daha iyi olmanın tek yolu da denemeye devam etmektir.